Ordu'nun fethinin 556. yıl dönümü ve 9. Trabzon günleri 26-29 Ekim tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda. Horondan kemençeye, yöresel ürünlerden yemeklere, hediyelik eşyalardan kültürel maketlere ve sürpriz sanatçılarla Trabzon kültürünü 26-29 Ekim tarihlerinde Yenikapı Etkinlik Alanı'na taşıyoruz. Bütün Trabzonluları ve Trabzon sevdalılarını Yenikapı Etkinlik Alanı'na bekliyoruz. Trabzon Dernekleri Federasyonu. Yayla havasını Mavi Karadeniz TV'de alabilirsiniz. Hani söz vermiş idim, biz mutlu olacaktık, biz mutlu olacaktık. Akçabatan Tonya'dan geçelim Azar'a, geçelim Azar'a. Derdum iki maderdum, puar sen de olmazsan, ben de gülmek isterdum, ey gözlerim dolma. Yüksek dağlarım kari, erimeden akar mı? Cayır biçiyor, cayır yanıyorum, cayır, cayır. Sen duvenlerin duveleri yarali, sana sevda vallali, yüreklerim yarali. Çirkini alır mıyım, tutar mıyım elini, ya seni alacağım, ya sende güzelini. Çirkinle yarım deyip güzel miyim kız sen? Eller ufağı sever, ben de ortanca şimdi. Lan işim bitmiştir, seni bir daha sevmem. Uyum suyum kurusun, eski tuğumu giymem. Oy Giresun bulanacak, oy Giresun bulanacak. Bu iş nasıl olacak, bu iş nasıl olacak? Sana ne, sana ne, gönlüm sevdi sana ne. Size ne, size ne, kız sevdiyse size ne. Fındığıyla çayıyla, ceviziyle pirinciyle, elmasıyla armuduyla, mis gibi mıhlamasıyla, buruk tatlı taflanı, onlarca çeşit turşusuyla, bu yılda Karadeniz sizi bekliyor. Fırtına deli. Fırtınadan da deri. Ay kırsam öfkarımı sarardı dağı taşı. Gözdem akan silinur, silinmez gönül yaşı. Gülüşüne yandım, sözüne inandım. Sevdim de alamadım, odur benim yandım. Yüreğime açtığında yara kapı bağlamaz. Ağla değiller bana da erkek adam ağlamaz. Oy ay bana, derdim bitmez kay bana. Yaylanın horonu Mavi Karadeniz TV'de. Çiçeklerin açtı mı, çiçeklerin açtı mı? Yaşı benden ufacık embolim, embolim bahar geldi, yaz geldi, embolim çarşıya. Türkiye, Karadeniz müzikleriyle ilk defa Mavi Karadeniz TV'de tanıştı. Aha, geliye yakışıklı valiler karışık. Aha, şuramdan öp beni. Gözlerinin elası, kaşlarının karası, yüreğimin yarası. Türkiye, Karadeniz Video Müzik Ödülleri'ni ilk defa Mavi Karadeniz TV'de yaşadı. Doğru bulduğum, güzel bulduğum, inandığım toprakların bir yayın kanalı. Buradakilerin hepsi bizim tek elden ailemiz. Hepsi birbirini çoğumuz tanıyoruz, akrabas derecesinde. Dolayısıyla bu akşam ilk başlangıçlar çok önemlidir. Bizim için büyük bir merhale, rütbe, onur. Türkiye ilk defa Karadeniz'in yaylalarını
canlı olarak Mavi Karadeniz... Kalem kaşlım sırma saçlım, alnını dinlim ince bellim. Kalem kaşlım sırma saçlım. Arasına günler kattım, arasına günler kattım. Seninle yaylaya gidem, seninle yaylaya gidem. Dudu dinlim ince bellim, kalem kaşlım sırma saçlım. Dudu dinlim ince bellim, kalem kaşlım sırma saçlım. Bir ufacık damla damla, bir ufacık damla damla, damla damla göle iledi, damla damla göle iledi. 15'inde bir güzel kız, 15'inde bir güzel kız, evimize yol eyledi, bağımıza yol eyledi, evimize yol eyledi, bağımıza yol eyledi. Teşekkürler. Evet, işte sanat, sanatçılarımız, kültür, her şey var. Şebinkara İhsan topraklarında bütün güzellikler çıkıyor. Maden memleketi zaten. Her türlü maden çıkıyor. İşte sanatçı çıkıyor, gazeteci çıkıyor, nacizane televizyoncu çıkıyor, profesörlerimiz çıkıyor. Evet, ben yaşlanıyorum diye oğlum da Furkan Ruşen de şu anda tam karşımdaki kamerada o yetişiyor. Çünkü bu topraklara her şey lazım.
Bu topraklar verimli topraklar, güzel topraklar. O yüzden güzel işler yapılması, işte sağ olsun ekip arkadaşlarıma, öncelikle yönetim kurulu başkanlarımıza, Fuat Kuş ve Kara Davut Beyefendi'ye, Şebin Karahisar'a çekime gönderdik ekibimizi. Ellerine kollarına sağlık. Buradaki ekibimiz de Orkun kardeşim, Ekmer kardeşimiz, Samet kardeşimiz, Rejide Başak kardeşimiz ve Furkan Ruşen oğluma da çok teşekkür ediyorum. Ellerine kollarına sağlık. İşte yaptığınız iş orada kalırsa sadece sizin haberiniz olur. Ama yaptığınız işi bütün herkese yayarsak bu da nasıl olacak? Medya ile olacak. İşte biz gerçekten nacizane bu işi yapıp devam etmemiz lazım. Çünkü Şebin Karahisar'ı, topraklarımızı, memleketimizi, yapılanları dünyaya duyurmamız lazım. O yüzden de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şimdi seyircilerimize de çok teşekkür ediyorum. Çok mesaj geldi. Bizi her yerden izliyorlarmış. Türkiye'nin şu anda inanılır o kadar mesaj geldi ki. Yani biz zannediyorduk ki sadece Mavi Karadeniz, Karadeniz bölgesi. Hayır. Şu an Çanakkale'de bizi izliyorlarmış. Çanakkale'nin Biga ilçesi Karabiga beldesinde oradaki dostlarımız bizi izliyormuş. Sağ olsunlar selamlarını gönderdiler. Bizi İngiltere'de izliyorlarmış. Almanya'da izliyorlarmış. Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Reklam arasında mesajları okuduk. Telefonlar geldi. Gerçekten herkes sadece bugün Mavi Karadeniz izliyormuş. Bugün sağ olun, var olun. Bütün Şebin Karahisarlılara da nezdinize teşekkür ediyorum. Rating rekorları kırıyoruz şu anda. Sadi Bey ilk program ve şu anda bütün televizyonların önüne geçmiş, ulusal televizyonların da önüne geçmiş durumdayız. Bu da yine Şebin Karahisarlılara, Şebin Karahisar'ı yetiştirdiği insanlara borçluyuz. Çok teşekkür ediyoruz size. Bu kadar işin gücün arasında, bu kadar hengamenin arasında memleketinize vakit ayırıyorsunuz. Ben gittiğim her yerde, dünyanın çeşitli yerlerine gittim. Türkiye'nin de çeşitli yerlerine dolaştım. Hocam en çok önemsediğim şey tarih ve kültür. Sağ olsun oğlum da o konuda çok şey yapıyor. Çok çalışmalar yapıyor. Belgesel çekimleri yapıyor. Bugün işte kültür deyince Türkiye'de ne? Safranbolu geliyor. Safranbolu evleri geliyor. Neresi geliyor? Beypazarı geliyor. Şebin Karahisar'ımızın neyi eksik? Hemen Sadi abi müsaadeninle ben Şebin Karahisar'ın olmazsa olmazı kültürü ve tarihi ve turizmi. Benim nasıl hocam bir reçete yazıyor. Bak sen canavar gibi olmuşsun böyle. Geçen gün çok hastaydın. Sağ olsun. İyileşti. Tayfun hocam iyileştirdi reçeteni yazdı. Ben de nacizane. Ama çok iğne aldım ya. 9 tane iğne ya. Ama çok çalışıyorsun. Allah razı olsun. Evet. Şimdi bu yaşına rağmen gerçekten eski tanıdığım birisi vardı. Derdi ki iyi evin beyinden iyi patron olmaz. İyi patron da iyi ev beyi olmaz derdi. Bizler hanımlarımızı biliyorsunuz. İşte bizi televizyonda daha çok görüyorlar. Televizyondan görüyorlar. Gazetelerden görüyorlar. Olmazsa olmazım reçetesini turizm olarak yazdım. Şebin Karahisar'ın bana göre en büyük kurtuluş reçetesi turizmdir. Çünkü neden? İnsanlar o bölgeye geldiği zaman, Karadeniz'e geldiği zaman. Ben hocam Trabzon'a giderken bir sarı tabela gördüm. Santa Harabeleri diye. Merak ettim. Tam 40 kilometreyi 4 saatte gittim. 40 kilometreyi. Ne gördüm biliyor musunuz? Bir kilise kalıntısı, 4-5 tane de madenci kasabası, küçük bir madenci beldesi, hatta kasaba da değil, beldesiymiş zamanında orası. Onları gördüm. Ya dedim, koskoca tabelada, hem de o büyük tabelalarda, vilayet tabelalarında Santa Harabeleri diye yazmışlar. Ben özellikle bunu, başkanlarım, sizden de rica ediyorum, biz de basın olarak Sadi abi bu işin peşine gidelim. Hem Kerkit Vadisi'nden, Amasya Kavşağı'ndan, o yol üzerinden, hem de Karadeniz üzerinde muhakkak büyük bir tabela yapıp Şebin Karahisar, Meryem Ana Kilisesi, Şebin Karahisar Fatih Camisi, Şebin Karahisar Kalesi diye sarı tabelalar olmazsa olmazımız. Tamzara Mahallesi. Tamzara Mahallesi.